أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نذير له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومددنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ربي زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. أما بعد، اسم باق حضرة محمد مصطفى وصلاة، اسم باق حضرة محمد مصطفى وصلاة، نسل پاک حضرت محمد مصطفی را صلوات. جناب حق حیال مطلق و رب الفلق حضرتلری کرم و عنایتیله، لطف و مرحمتیله جملمیز مدد عنایت بویروف توفیکن رفیق ایلسن، جملمیز امدوکلارمزا نائل، کرکتوکلارمزدان امین ایلسن، ahir akıbetlerimizi hayır eylesin. Bizleri Müslüman olarak yarattı elhamdülillah. Muhammedi bir ahlak ile İslam şeriatı üzerinde yaşayıp imanları da bilmeyi müyesser eylesin. Bizleri ölene kadar, nesillerimizi kıyamete kadar İslam-ı mübine, Kur'an-ı hakime, sünanat-ı Muhammediye'ye hadim eylesin. Cenab-ı Hak nesillerimizden namazsız, niyazsız, fasık, münafık, zalim, müşrik, kafir, mülhid, müfsid, İslam şeriatını bırakıp da beşeri izimlere meyleden insanlar getirmesin. Hasbel beşer ecdadımızın kusur ve küsuratından dolayı bizlerin masiyet ve gafletlerimizden dolayı da nesillerimizi Cenab-ı Hak muazzeb ve muhafaza etmesin. Cenab-ı Hak yeryüzünde dini mübinine, kitab-ı kadimine, Efendimizin sünnet-i seniyyesine ve bunlara gönülden tabi olanlara nusret eylesin, yardım eylesin, onları geniş imkanlar ile taltif eylesin, karşısındakilere hidayet eylesin. Hidayetlerini takdir buyurmamışsa İslam'ın ve Müslümanların intikamlarını onlardan alsın. Cenab-ı Hak en kısa zamanda şu içinde bulunduğumuz dar boğazdan bizleri çıkarsın. Bize merhamet buyursun. Biz nefsimize zulmedenlerden olduk. Biz Hakk'ın emrinin yerine, Hakk'ın dininin yerine nefsimizin hevasını, nefsimizin arzularını tercih ettik. Bizlere tevbeyi nasip eylesin. Tevbemizi de bizlerden kabul eylesin. Neticeyi Müslümanların lehine sonuçlandırsın inşallah. Hepimizi kamil iman ile müşerref eylesin. Salih güzel amellerde muvaffak eylesin. Ahlak-ı Muhammedi ile tahalluk edebilmeyi lütfeylesin. Helal, kolay, bol rızıklarla merzuk eylesin. Son nefeste hüsnü hatime ihsan eylesin. Amin diyenleri Cenab-ı Hak iki cihanda aziz ve emin eylesin.
Muhteremler, şimdiden arkasında bulunduğumuz Ramazan-ı Şerifimiz, orucumuz, teravihimiz, Kadir gecemiz, bayramımız şimdiden mübarek olsun. Cenab-ı Hak bizleri gerçek bayramlara eriştirsin. Biliyorsunuz, çarşamba günü ilk teravih namazımızı kılacağız ve o gece sahura kalkacağız inşallah. Perşembe günü de Allah için oruçlu olacağız. Cenab-ı Hak bütün azalarımıza, hislerimize, duygularımıza, sade midemize deyip oruç tutabilmeyi nasip eylesin inşallah. Evet. İmam Efendimiz buyuruyorlar. Her işimizde Allah'a Azze ve Celle, Allah için yönelmek ancak bizi kurtarır ve yüceltir. Yani Rabbimize başka bir kasıtla değil, yine kendisi için yönelirsek, o yönelişten bir netice elde edebiliriz. Yoksa biz Allah için yaptığımız şeylerden husrana gidebiliriz. Bunu biz söylüyoruz, yani ben Allah için yapıyorum. Acaba Cenab-ı Hak bizim o yaptığımızı kendisi için kabul buyuruyor mu? Veya onun için olması gereken amellerin, muamelelerin şartlarına uyuyor mu bizim yaptığımız? Herkes bir şey yapıyor. Sorduğunda da Allah için yaptığını söylüyor. Evet. İlginçtir. Daha önce de ifade etmişizdir belki. Almanya'da Hitler aleyhillâne velâneten vâsiâ ilâ yevmi kıyâm. Rabbim ona kıyamet sabahına kadar lanet etsin inşallah. Ona ve onun gibilere. Hitler'e sorduklarında, ya sen niye bu kadar insanı öldürüyorsun ya? İşte espridir. Volkswagen taksiyi icat etmişler. Almanlar Volkswagen arabayı. Volkswagenler 4 kişilik bir araba yani. İki öne, iki arkaya ancak rahat oturabilir yani. Şoför ve şoförün yanındaki arkaya da iki kişi oturur. Arabayı icat etmişler. Hitler binmiş, deneme sürüşü yapacak. Sormuş, bu kaç kişilik? Bu arabaya kaç kişi oturur? Demişler ki, efendim 4 kişi. Olur mu demiş ya? Olur mu? Bu arabaya 450 kişi oturur demiş. 450 kişi oturur. Demişler ki nasıl efendim? Nasıl bir aritmetik yani? Nasıl bir mantık? Demiş 4 kişisi arabaya, koltuklara, 452 kişisi de kül tablasına. 446 kişisi kül tablasına, 4 kişi de koltuklara oturur. Yani onları yakıp küllerini kül tablasına koyacak. Yakması meşhur da olmuş fırınlarda. Buna soruyorlar yani. Niye böyle yapıyorsun yani? Tanrı adına diyor. Allah için diyor.
Tanrı beni görevlendirdi diyor Hitler. Tanrı beni görevlendirdi. Hristiyanlığı yeniden ihya etmek için. Ben yeryüzüne Hazreti İsa'ya yardım için gönderildim diyor. Bakın onun da niyeti buydu. İsa'ya yardım etmeye geldi. Ben cehennemi dünyada kurdum yani. Bütün Yahudileri yakacağım. O da diyordu ki ben Allah için yapıyorum yani. Şimdi bugün gitseniz Suriye'nin Hitler'ine sorsanız. O da belki böyle bir cevap verecek. Buna yakın bir şeyler söyleyecek. Bir şeyler söyleyecek. Memleketimizde Müslüman olduğunu söyleyip de İslam'ın reddettiği insanlarla birlikte olanlara gidin sorun niye böyle yaptınız? Allah için diyecekler. Şunlar bunlar biraz burunları büyümüştü. Burunlarını sürtmek için yaptık. Peki bu görev senin miydi? Sana mı verdiler bu görevi? Evet, onlar da Allah için yaptığını söyleyecek. Bu mantığı izah edebilir misiniz? Tezek bir mescitte namaz kılmak, insan veya hayvan suyuyla diyelim, idrar affedersiniz, bununla abdest almak ve bunu niye yapıyorsun diye sorulduğunda Allah için yapıyorum diyebilmek. Bunun bir mantığı var mı? Yani Cenab-ı Hak kendisi için yapılması gereken şeylerin şartlarını bildirmemiş mi? Açın misal Kur'an-ı Kerim'i. Oruçla ilgili, şimdi mevzumuz Ramazan, önümüz Ramazan. Oruçla ilgili belki en ince detaylara varıncaya kadar Cenab-ı Hak bildirmiş. Sahurun vaktine varıncaya kadar, beyaz ip, siyah ip birbirinden ayrılıncaya kadar buyuruyor. O zamana göre bir saat birimi, zaman ölçüsü. Haytul esvedi ve haytul ebyed. Siyah ip, beyaz ipten seçilince orucun vakti başlıyor. Hasta isen nasıl yapacaksın? Ne yapman lazım geliyor? Sefere çıkıyorsan ne yapman lazım geliyor? Bunları bildiriyor oruçla ilgili. Zekatla ilgili kimlere vereceksin? Ne vereceksin? Nasıl vereceksin? Bunları bildiriyor. Kurbanla ilgili hükümleri bildiriyor Hac suresinde, farklı surelerde. Yani kendisi için yapılacak olan bütün mevzuatın
ayrıntılarına varıncaya kadar Cenab-ı Hak bildiriyor. Seni kendi başına bırakmıyor yani. Sen bir şey yapıyorsun, kendince ben bunu Allah için yaptım diyorsun. Allah'a, Allah için yönelmek ancak bizi kurtarabiliyor Hazretimiz. Yani o şartnameye uygun bir yaşam, bir amel. Evvelce belki söylemişimdir. Mesnevi-i Şerif'te mufassalan yazılmış. İmam Efendimiz demek ki geçmiş bir dönemde bir sohbetinde Hazreti Mevlana'nın Mesnevi-i Şerif'inde bir kıssayı, bir menkıbeyi nakletmişler. Burada onu anlatmıyor. Bir sohbetimde bunu söylemiştim bulunuyor. O kıssa nedir? Tiri Çengi kıssası. Çalgıcıların, çengicilerin piri olan, yani onların ne diyorlar şimdi bugünkü tabirle as solisti olan, efendim, koro şefi olan bir kişinin menkıbesini Mesnevi'de Hazreti Mevlana anlatıyorlar. İmam Efendimiz de bir sohbetinde bu menkıbeyi işlemişler. Kısaca burada değinmiş. Bir çengi ihtiyarlıyor. Çalgıcının birisi ihtiyarlamış. Kimse onu artık tutmuyor. Onu düğünlerde, eğlence mekanlarında vesaire çalgı çaldırmıyorlar artık. Yaşlanmış, belki de çalamıyor. Düzgün efendim sesleri, notaları çıkaramıyor. Artık kimse onu tutmuyor. Maişetini tedarik edemeyerek bu sebeple bir sıkıntıya düşmüş bu çalgıcı. Para kazanamıyor. Kazanamayınca da tabii darlık içinde, yokluk içinde. Bir gün kabristana giderek, şehrin kabristanına gidiyor. Orada kendi kendine dua ediyor Cenab-ı Hakk'a. Bu çalgıcı diyor ki, ya Rabbi artık beni kimse dinlemiyor. İnsanlar beni dinlemiyorlar. Ben de bundan sonra senin için çalıp söyleyeceğim. Senin kapına geldim, senin huzuruna geldim. Sen beni dinle ya Rabbi. Ben bundan sonra sana çalıp söyleyeceğim yani. Bakın o zamanınki çalgıcılarında da, çengilerinde de bir akıl varmış yani. Bugün bizim istisnalar kaideyi bozmaz. Sözde sanatçı dediğimiz, hatta bunların birçoğu devlet sanatçısı unvanıyla adlandırılmış, sanatçı dediğimiz insanların ekser çoğunluğu şimdi Allah'a düşmandırlar. Gezi hadiselerini hatırlayın, bu insanlar İslam geliyor, şeriatın ayak sesleri bunlar diye kıyameti koparmışlardı ya. Çengiciler, çalgıcılar, artistler, sanatçılar. Evet. Ama bu çengi kabristana gidiyor. Son nasıl olsa varacağım nokta burası diyor. Cenab-ı Hakk'a halini arz ediyor. Ya Rabbi artık ben bundan sonra sana çalıp söyleyeceğim. Sen beni dinle. İnsanlar beni dinlemiyor. Ve çalgısını mezarlıkta çalmaya başlıyor. Orada çalıyor. Biraz çaldıktan sonra sazını başının altına koyarak yatıyor ve uyuyor. Uykusu geliyor, yoruluyor.
sırada Ömer İbni Hattab Efendimiz halife. Onun hilafeti döneminde bu hadise oluyor. Ömer Efendimiz halife. Hazreti Ömer de o esnada bir uyku hali hasıl oluyor. O da yatıp uyuyor. Çalgıcı mezarlıkta uyurken o saatlerde Ömer Efendimiz'de de bir uyku hali galebe çalıyor. Ömer Efendimiz de uyuyorlar. Her ne kadar uyumamaya çalışsa da uyku onu galebe çalıyor. Uyuyor. Rüyasında Ömer Efendimiz'e Cenab-ı Hak ferman buyuruyor. Ya Ömer kalk. Falan kabristanda bizim bir dostumuz var. Ya Rabbi. Kabristanda bizim bir dostumuz var. Onun yanına git ve ona bizim selamımızı söyle. Sözünden ve sazından memnun olduğumuzu söyle. O bize çalıyor. Biz onun sözünden de sazından da memnunuz. Kendisine 700 lira ver. Şu kadar para ver ona. Sazına tel alsın. Sazının telleri bozulmuş demek. Sazına tel alsın ve her müracaat ettikçe de sana istediği kadar kendisine ihsanda bulun. Yardım et ona. O bizim dostumuz. İlginç bir kıssa değil mi? Hazreti Ömer uyanınca derhal Beytülmal'den rüyada kendisine bildirilen parayı alarak kabristana gider. 700 lira alarak kabristana gider. Bakar ki orada bir ihtiyar çengi sazını başının altına almış uyuyor. Evvela Cenab-ı Hakk'ın haber verdiği kimsenin bu olabileceğine ihtimal vermiyor. Bu mu acaba diye tereddüt ediyor yani. Ve kabristanın her yerini dolanıyor, aramaya devam ediyorsa da meskûr ihtiyardan gayri kimseyi bulamıyor. O kişiden başka kabristanda kimseyi bulamıyor. Çaresiz ihtiyar çenginin yanına gelerek onun uyanmasını bekliyor. Bir müddet sonra ihtiyar uyanıyor ve bakıyor ki başucunda Emir el-Mü'minin Ömer İbni Hattab. İslam'ın halifesi Hazreti Ömer adamın başında. Tabii halifeyi görünce korkuyor. Yani sen mezarlıkta çalgı mı çalıyorsun diye, beni cezalandıracak diye korkuyor. Ne yapacağını şaşırıyor. Eli ayağı birbirine dolaşıyor. Ömer Efendimiz buyuruyorlar. Aman kardeşim sakın korkmayasın. Korkma. Otur seninle konuşalım. Ben seninle konuşmaya geldim. Seni cezalandırmaya değil. Ve kendisini tatibden sonra, gönlünü aldıktan sonra efendim Cenab-ı Hak sana selam etti buyuruyor. Yüce Mevlamız sana selam etti.
sazından sözünden memnun olduğunu bildirdi. Ve sana da 700 lira para gönderdi. Kimse sana para vermiyormuş. Senin rızkını Mevlam gönderdi, o üstlendi. Ve buyurdu ki sazına tel alsın, sazına baksın. Senin ihtiyacın oldukça da bana gelmeni emir buyurdu. Neye ihtiyacın olsa bize gel, istediğin kadar sana yardım edeceğiz. Buyurdu çalgıcıya. Piri Çengi, o üstad çalgıcı, Cenab-ı Hak beni bu halimle mi kendisine dost kabul ediyor dedi. Ben böyle iken mi beni dost kabul ediyor? Ben ne utanmaz bir Adem'im. Ben ne edepsiz bir adamım diyerek sazını taşlara vurarak kırıyor. Ve Cenab-ı Hak acaba beni af buyurur mu diye ağlamaya başlıyor. Ben ömrümü bir sazın arkasında geçirdim. Ona layık hiçbir ibadet-i taatta bulunmadım. Zikirle, fikirle meşgul olmadım. Ağustos böceği misali çaldım, söyledim. Oysa beni bu halimle dostluğuna kabul ediyor. Bana rızkımı gönderiyor. Ağlamaya başlar çalgıcı. Hazreti Ömer Efendimiz, sen geçmişi bırak, geleceğini de düşünme. Çünkü Cenab-ı Hak geleceğini de garantiye aldı. Zahiren senin geleceğini bize ısmarladı. Ne sıkıntın olursa bize geleceksin. Şimdi sen yalnız Allah ile olmaya bak buyurur. Sen bu anını değerlendir ve Allah ile olmaya bak. Ne olacaksa netice güzel olacak buyurur. Evet. Hazreti Mevlana'nın Mesnevi'de buyurduğu gibi muallim Ömer'di. O kişiyi öğreten, eğitmek için gönderilen, o kişiyi irşad eden Ömer'di. İş elbette ki netice verecektir. Ömer'in tornasından çıkıyor iş. Elbette netice verecektir. Dikkat ediniz. Piri Çengi'nin, o üstad çalgıcının çengi çalması ne ahiret için ne de hak içindir. Ancak esbab-ı maişetini temin içindi. Rızkının sebebi neydi? Bunun için çalıyordu. 3-5 kuruş geçim derdi, para elde etmek için. Velev böyle de olsa, bu kadarcık olsun, Cenab-ı Hakk'a yönelişinin yüzünden Erhamer Rahimin olan, merhametlilerin en merhametlisi olan Hazreti Mevlamız onu kabul buyurdu. Bu yönelişinden dolayı ona kapısını açtı. Ve onu yüceltti. Dostum buyurdu ona. Ya bir Adem, bir insan Allah'a yine Allah için teveccüh ederse,
bu adam rızkının sebebine Cenab-ı Hakk'a dönmüştü. Aşkının sebebine Allah'a dönerse bir insan. O Adem'in indi ilahideki kadru kıymeti nasıl olur bir düşün. Onun Cenab-ı Hakk'ın yanındaki değeri, onun yanındaki menzili nasıl olur? Çalgıcıya dostum diyen Mevlamız o Adem'e ne der acaba? İşin içinde Ömer Efendimiz olmasa idi, Pir-i Çengi'de vuku bulan değişme ve terakkinin bu derece olması belki de mümkün olmazdı. Bu ciheti de unutmamamız lazım. Ha demek ki Cenab-ı Hak bize bir nimet veriyor. Ama o nimeti nasıl kullanacağımızı, o nimetten nasıl istifade edeceğimizi öğrenmemiz lazım. Ömer buna vesile. Buyurdu ya, Ömer muallimdi, öğreticiydi. Demek ki bize de bir muallim lazım. O muallim olmadan biz Allah için yapmamız gereken şeyleri bilemiyoruz. Seriyyus Sakati Hazretleri, saadatımızın büyüklerindendir. Bir gün bir mahalle giderken, bir yere giderlerken, sarhoş olarak sokakta düşmüş ve ağzından da Allah Allah diye bağıran, nara atan birisine tesadüf eder. Sarhoş, dengeyi sağlayamamış, düşmüş ama Allah Allah diye de bağırıyor. Canı yanınca belki kafa göz yarılmış efendim, acısından Cenab-ı Hakk'ı yardıma çağırıyor. Canı acımış sarhoşun, Hazret gidiyor biraz su getiriyor. Yaralarını silmek için, ansuman etmek için. Ve buyuruyor ki, Ya Rabbi, layık mıdır ki böyle fena bir ağızla, temiz olmayan bir ağızla, içki kokuyor, sarhoş, böyle bir ağızla bu Adem senin ismi celalini söylesin. Sarhoş haliyle bu Allah diyor ama layık mıdır bu Ya Rabbi? Böyle bir temiz olmayan bir ağızla bu senin ismi şerifini söylesin. Bari şu zavallının ağzını yıkayayım, ağzını temizleyeyim de Allah diyor. Bunun ağzını yıkadıktan sonra yoluna devam eder. Yaralarını pansuman eder, ağzını da yıkar, temizler ve oradan ayrılır Seriyyus Sakati Hazretleri. O sarhoş biraz sonra ayılarak etrafındakilere sorar, millete, Hüseyin edenlere, bana ne oldu? Derler ki Seriyyus Sakati Hazretleri senin ağzını, üstünü, başını yıkadı, yaralarını sardı, pansuman etti. Bunu işitir işitmez kendi kendine der ki, ey nefsim, ey hain nefsim, sende hiç mi haya eseri yok? Sen hiç mi Allah'tan utanmazsın? Bu ne sefahattir ki
Sen onu ihtiyar etmişsin, istemişsin, bu sarhoşluğu istemişsin. Böyle bir pis bir hali istemişsin. Ve beni böyle rezil ve rüsva ettikten başka, böyle sokaklarda beni düşürüp rezil ettikten başka, öyle büyük bir zata da, Sırı Sakati gibi bir zata da ağzını kattırıyorsun. Onu kendine hizmet ettiriyorsun. Artık tevbe et ki böyle şeyler yapmayasın. Kendine gel artık der ve giderek abdest alır, bir camiye girer ve ibadat-ı taata başlar. O hayattan vazgeçer. O gece Sırrı Sakati Hazretlerini rüyada görür. Sırrı Sakati Hazretleri rüya görür. Estağfurullah. Hazreti Ömer Efendimiz'e olduğu gibi Cenab-ı Hak Hazreti Sakati'ye ferman buyurur ki sen o Adem'in bizim için ağzını yıkadın. Temizledin. Pis olmayan bir ağızla bizim ismimizi söylemesin diye ağzını yıkadın. Biz de senin için onun kalbini yıkadık. Sen ki ona el vurdun, ona yardım ettin. Senin hatırına biz de ona yardım ettik ve onun kalbini yıkadık. Ona hidayet ettik. Hazret uyanır ve sabahleyin o adamı arar, onu sorar. Derler ki o filan camiye kapanmış, orada ibadetle meşgul, aşık maşuğunu bulmuş. Elhasıl yanına gider, hal ve hatırını sorar. O da der ki elhamdülillah, halim hoş oldu. Siz benim ağzımı yıkadınız, Rabbim de kalbimi yıkadı elhamdülillah. Sırrı Sakati Hazretleri de ne biliyorsun öyle olduğunu, sana kim söyledi der. Yani kalbinin yıkandığını sana kim söyledi? Adam der ki bunu sana söyleyen bana da söyledi. Sana kim söylediyse bana da o söyledi. Fe subhanallah. Hazret buyuruyor İmam Efendimiz. Fe subhanallah. Elin sarhoşları böyle ayılıyor. Elinkiler böyle ayılıyor da bizim sarhoşlar ise gittikçe sarhoşluklarını arttırıyorlar. İşin ilginci bu. Bizimkilerin gittikçe sarhoşlukları artıyor. Fakat şu kadar var ki, onun ağzını yıkayan büyük bir insan Sırrı Sakati Hazretleri, bu cihetle de elbette ki bir şey demeye hakkımız kalmıyor. Meğer ki Cenab-ı Hak lütuf ve ihsan buyursun. Evet. Arif isek şu iki menkıbe anlamamız gerekenleri bize anlattığına inanıyorum. Evet. Demek ki ciddi bir iş başı yapmamız lazım. Belki bugüne kadar çok farklı sazlar çalıyorduk. Sözler söylüyorduk, her neyse. Gelin şimdi biz de o çengi gibi sazımızı kıralım. O sarhoş gibi gelin ağzımızı yıkayalım. Yıkayalım da Cenab-ı Hak bize bir Ömer göndersin. Ömer eliyle bizi irşad etsin. Bize Seri Yüz Sakatiler göndersin.
sır hazinesinden sadık insanlar göndersin. Sıdkı bütün insanlar göndersin de ağzımızı, gönlümüzü onlara yıkatsın inşallah. Ve netice hem bizim hem bütün insanlığın lehine, hayrına olsun inşallah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله لديننا حسبنا الله المولى نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين. Akşam arkadaşlarla bahçede sohbet ederken paylaşmıştık. Bugün de inşallah sizlerle paylaşalım. Dedik ya, Cenab-ı Hak bir vesileyle inşallah ağızlarımızı, kalplerimizi yıkar. Böyle bir işaret olarak ağzımızı ve kalbimizi yıkayacak bir şey bildirdiler. Bunlara devam edelim inşallah. Bunlar umulur ki bizim kurtuluş reçetemiz olur. Rabbimiz Kelam-ı Kadim'inde buyuruyor. Namaz ile, sabır ile Allah'tan yardım isteyin. Estaînû bis-sabri ve's-salâh. İnnallâhe ma'as-sâbirîn. İnşallah bu dar boğazımızdan, bu dar boğazdan çıkışımıza vesile olması için başta beş vakit namazımıza gereken ehemmiyeti vermeye gayret edelim. Namazlarımızda samimi, sadık, muhlis olmaya çalışalım. Ve namazlarımızı ziyadeleştirelim. Şimdi hele önümüz Ramazan-ı Şerif, ibadetlerin bereketlendiği bir ay. Kazalara ağırlık verelim. Kazası olmayanlar düzenli nafilelere devam etsinler inşallah. Evvabin, kuşluk, teheccüd, efendim, bu tip namazları kaçırmamaya çalışsınlar, ama kazalarımız varsa bu faziletli vakitlerde veya müsait olduğumuz vakitlerde bir günlük, iki günlük kaza namazlarına devam edelim. Ve Cenab-ı Hakk'a duayı ihmal etmeyelim. Namazlarımızdan sonra Rabbimize dua edelim. Biz nefislerimize zulmettik ya Rabbi. Biz kendi kendimize yaptık. Biz senin nimetlerini düşünmedik. Hep kendi ihtiyaçlarımızı düşündük. Senin emirlerini düşünemedik, arzularımızı düşündük.
ihtiraslarımız, hırslarımız, tuğli emellerimiz gözümüzü kararttı ya Rabbi, bizi affeyle diye ona dua edelim. Ve bir hayırlı çıkış yolu bize ihsan eyle. Yoksa bütün bu dünya Müslümanlarının faturası bizim üstümüze kalacak ya Rabbi. Biz bu yükün altından kalkamayız. Bize bir Ömer, bir sahip gönder ya Rabbi. Buna dua edelim. Tartışmayalım. Fitnenin odağı olmayalım. Bu noktada da sabırlı olalım. Sabırla İslami, imani vazifelerimize devam edelim inşallah. İkinci olarak da günlük 33'er kere Seyyidül İstiğfar'a devam edelim. Hatm-ı Şerif'in önünde okuduğumuz istiğfarların efendisi efendim. Bu istiğfara devam edelim. Namazlardan sonra boş zamanlarımızda bu söylediğimiz adet asgaridir. Tek sayıya riayetle söyleyebildiğimiz kadar söyleyebiliriz. Bolca Seyyidül İstiğfar edelim ki günahlarımıza kefaret olsun inşallah. Orada kulluğumuzu hatırlamış oluyoruz, bunu ifade ediyoruz. Allah'a verdiğimiz ahdimizi yenilemiş oluyoruz. Caymadığımızı, biz ahdimizi bozmak istemediğimizi, ya Rabbi sen de bize olan vaadini bozma, bizi bırakma diye yalvarmış oluyoruz yani ona. Ve her namazın akabinde bu iş, bu başımıza gelen iş, gereği ve hakkı tanıyamadığımız için oldu. Allah'ı tanısaydık, ondan layıkıyla korkacaktık. Ve böyle bir işe, böyle bir isyana Müslümanlar olarak el uzatmayacaktık. Evet. Hocam içki mi içtik, kumar mı oynadık? Kusura bakmayın. Keşke içki içseydik. Bu bizim günahımız olurdu. Kumar oynasaydık, bu bizim günahımız olurdu. Şimdi öyle bir günaha kapı açtık ki, içkinin önünü açtık. Seller gibi içki içilmesine belki sebep olduk. Kumarın önünü açtık. İnsanlar her şeyleriyle artık kumar oynasınlar dedik. Beşikteki belki çocuklarımızın dahi içkiye, kumara, fuhşa, zinaya, haramlara, kebair günahlara bulaşmalarına sebep olacak bir yolu açtık. Evet. Düşünün ki zalimlerin ittifakı nelere sebep olmaz ki? Onların zulüm üzerine birleşmeleri, evet, sen belki içki içmezsin ama neslini bundan kurtaramayabilirsin. Oğlunu bundan uzak tutamayabilirsin. Şimdi senin oğlun okullarda Bismillahirrahmanirrahim demeyi öğrenirken yarın ne öğrenir bilemezsin. Evet, biz böyle bir günaha alet olduk. Bunun için diyorum ki biz içseydik pişman olurduk, gözyaşı dökerdik, ümit ederdik ki Rabbim affeder. Evet. Bugün biz Amerika'nın önünü açtık. İsrail'in önünü açtık.
İngiltere'nin önünü açtık. Yeryüzü Müslümanlarına daha rahat zulüm yapın dedik. Evet. Filistin'deki, Afrika'daki, Asya'daki, Avrupa'daki bütün Müslümanların ümitlerini ellerinden aldık. Bunu sen bir içki içmeyle kıyas edebilir misin? Ferdi günahınla mukayese edebilir misin? İşte bunun için diyoruz ki biz Rabbimizi tanımadık. Tanımadığımız için de korkmadık. Korksaydık böyle bir şeyi yapamazdık. Hazreti Ali'nin bir ifadesi vardır. Parmağıma bir damla içki damlasa buyurur. O necasetten temizlenebilmek için parmağımı keserim. Evet. Eğer biz Allah'tan korkmak nedir bilseydik, vallahi o partilere oy vermek şöyle dursun, oy vermeyelim diye elimizi keserdik. Elimizi keserdik de onlara vermeyelim derdik. Şimdi biz bu ellerimizi neyle yıkarız? Onu biraz düşünelim. Onun için diyoruz ki Rabbim bize bir sırrı sakati göndersin de bizi yıkasın. Rabbimize olan marifet ve muhabbetimizin ziyadeleşmesi için, ona olan bilincimizin, bilgimizin, sevgimizin artması için her namazın akabinde 11 İhlas-ı Şerif. Bu kadar bedele katlanalım inşallah. Namazlarımızı ziyadeleştiriyoruz. Namaza çok ciddi özen gösteriyoruz. Günlük 33'er kere Seyyidül İstiğfar'a devam ediyoruz. Her namazın akabinde 11 İhlas-ı Şerif okuyoruz. Cenab-ı Hak şahıslarımızın üzerinde ve bütün ümmeti Muhammed'in üzerinde bunun faideli tesirlerini artırsın inşallah. Günahlarımızı temizlesin, imanımızı kavileştirsin, marifetimizi ve muhabbetimizi ziyadeleştirsin inşallah. Amin. Bi hürmeti Seyyidil Mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu pazar, Ramazan nedeniyle yani, Ramazan boyunca bu pazar son sohbetimiz, böyle kürsü sohbeti olarak, Ramazan-ı Şerif'ten sonra, bayramdan sonra yine sohbetlerimiz inşallah aynen böyle devam edecek. Ramazan-ı Şerif'te burada Medine-i Münevvere usulü iftar sofralarımız her sene olduğu gibi bu sene de devam edecek inşallah. Yoğurdumuz, hurmamız, dukkamız, karınca kararınca zemzemimiz, efendim, ekmeğimiz soframızda bulunacak inşallah. Müsait olan bütün ehli iman ve ihvanımız davetlidirler inşallah. Teravihleri de Allah nasip ederse Gülzar-ı Hacegan Camii'nde kılacağız. Camimiz de artık şenlensin inşallah. Bereketlensin inşallah. Teravihten sonra yine burada toplanır. Müsait olanlarla çay sohbeti, muhabbeti devam ederiz inşallah. Evet, velhamdülillahi Rabbil Alemin.